Merhaba, bugün tarımı konuşacağız. İki önemli konuğumuz var. İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Atalık ve Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Abdullah Aysu. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tarımın Türkiye açısından elbette çok büyük önemi var. Osmanlı İmparatorluğu bir tarım imparatorluğuydu. Tarihimizde çok önemli bir önemi var ama şu anda Türkiye için bu yıl bir politik nitelik kazandı. 31 Mart seçimleri öncesinde gıda fiyatlarındaki yükseliş insanları isyan ettirmişti ve sandığa o isyan, o öfke sandığa yansıdı. Enflasyon Türkiye'de yüksek. Enflasyon içinde gıda enflasyonu özellikle çok yüksek ve bir türlü kontrol altına alınamıyor. Kışın mevsimsel durum nedeniyle gıda fiyatlarındaki artış özellikle el yakıcı bir seviyedeydi. Ama şimdi yaza doğru giriyoruz. Hatta girdik. Dünden beri İstanbul'da aşırı sıcak bir hava var. Artık yazdayız. İstanbul'da yeni seçimler 23 Haziran'daki seçim sıcak havalarda yazın yapılacak ve yazın genel olarak mevsimsel olarak gıda fiyatları düşer. Bu yılda özellikle sebze fiyatlarında bir düşüş gözlemliyoruz. Dolayısıyla 31 Mart öncesiyle 23 Haziran öncesi arasında böyle bir farklılık var. Tarımın politikayla ilişkisinde bu önemli bir farklılık. Ama diğer taraftan gıdanın başka alanlarında artışlar var. Süt ürünlerine, süte, peynire yüksek oranlı bir zam geldi geçtiğimiz hafta. Ete zam üstüne zam geliyor. Buradan başlayalım. Bu zamları nasıl açıklamak lazım Ahmet Bey, Sayın Ahmet Atalık? Şimdi Türkiye et üretimine 2016'da en üst seviyede ulaşmıştı. 1 milyon 173 bin tonluk bir üretim elde etmişti. 2 sene sonrasına baktığımızda 2018'e geldiğimizde 1 milyon 118 bin tona gerilemiş vaziyette. Aynı şekilde bu et üretimine esas canlı hayvan ithalatına bakıyoruz. Sığır da ithalatımız yarı yarıya düşmüş vaziyette ki hayvan varlığımızı ithalatla arttırıyoruz. Yani arzda bir düşüş var Evet. gözüküyor. Hayvan varlığımızı arttırmaya yönelik ithalatta da yavaşlama var. Sığırda yarı yarıya düşmüş vaziyette. Koyunda 4 kat düşmüş vaziyette ithalat. Doğru. Kırmızı ette de 12 binlerden 13 bine yine 4 katlık ithalatta bir düşme var. Nedir bu düşme? Kırmızı et üretimimizde düşme var. İthalatımızda hem kırmızı et hem canlı hayvanlarda düşme var. Niye olduğuna şöyle bakabiliriz. Şimdi geçen 2018'de biz küçük baş hayvan bir tane küçük başa ithalatına verdiğimiz dövizin TL karşılığıyla bu sene ithal ettiğimiz koyuna baktığımızda %67 daha pahalıya alıyoruz. Sığırı %11 daha pahalıya alıyoruz. Yurt dışından değil mi bu Evet, rakam? İthalat ithalattan. fiyatları. Kırmızı eti de %53 daha pahalıya alıyoruz. Geçen senenin aynı dönemine göre 2019'da ilk çeyreklerinde karşılaştırdığımızda. Dolayısıyla ithalat hani ucuz olur, piyasayı Evet, denir, dengeleriz öyle bilinir. lüksü bitti. Yapılan her bir ithalat içerideki üretimi baltaladı. Çünkü ithalatta girdiler, hayvancılıkta ve diğer bitkisel ürünlerde kullanılan girdiler de ithal Türkiye'de. Örneğin kabayamaçlığımız var. Hayvan varlığımızı ithalatla da olsa arttırmaya çalışıyoruz. Kabayamaçımızı kapatacağımız alanlardan birisi meralardır. Biz mera kanununa her sene nasıl amaç dışı kullanırız, istisnası eklemekle meşgulüz ülke olarak maalesef. Oraları ıslah edip hayvanlarımıza gür yemler üretmek yerine nasıl sanayi alanı, maden alanı, enerji alanı, kentsel dönüşüm projesi yaparız biz bu meranın üzerinde diye habire istisnalar girer kanuna. Peki yerli yani içerideki üretimde hayvancılıktaki gerilemenin sebebi yine bununla mı ilgili? Bu mera alanlarının azalması, yani ithalattaki düşüş
dövizdeki patlamayla ilgili. Maliyetin üretim maliyetlerinin çok yüksek olması. Yani bir hayvanı doğumundan satışına kadar geçirdiği sürede bakıyorsunuz, maliyetleriniz çok yüksek. İşte maliyetlerden, girdilerden bir tanesi yem. %60, %70 oranında hayvancılıkta maliyet yemdir. Yem de 2015 Tarım Bakanlığı'nın kendi raporu verileri çerçevesinde 15 milyon tonun üzerinde açığımız var. Fabrika yeminde 5 milyon tonun üzerinde açığımız var. Dolayısıyla ithal ediliyor. Yem bitkileriyle kaba yemi ikinci bir alternatif olarak kapatabilirsiniz. Son 5 yıla baktığımızda yem bitkileri ekiliş alanında 100 bin hektar daralmış. Yani çiftçi artık üretimden çekiliyor. Fabrika yemini soya ve mısırdan ağırlıklı üretiyorsunuz. Tamamıyla yurt dışına bağlıyız. Onda da şöyle bir problem var. Onda da sıkıntı başladı. Bir sene öncesine göre soyayı %29 daha pahalı ithal ediyoruz bu sene. TL'nin o değer kaybından kaynaklı. Mısır'da da %47 daha pahalıya ithal ediyoruz. Girdi. Girdideki problem. Peki tabii. Peynire ve süte gelen astronomik zamların sebebi? Şimdi besi yemi, süt yemi de %30'un üzerinde artmış vaziyette. Baktığınızda tarımsal üretimde ister hayvancılık yapın ister bitkisel üretim yapın maliyetler enflasyondan daha hızlı yükseliyor. Çiftçinin kullandığı girdilerin fiyatları çok daha hızlı yükseliyor. Enflasyonun üzerinde yükseliyor. Çiftçi enflasyon oranında bir gelir elde edebilse geçen yıla göre enflasyon oranında bir artış da satsa bile alım gücü geriliyor, fakirleşiyor. Zira kullandığı girdiler enflasyonun çok daha üzerinde bir fiyat artışıyla gittiği için enflasyon oranında kalsa bile çiftçi müthiş alım gücü geriliyor. 2017'de bir çiftçinin milli gelirden aldığı pay 3400 dolardı. 2018 yılında milli gelirden aldığı pay 2800 dolara, 500 dolar daha geriledi. Çiftçinin gelirinde müthiş gerileme var. Evet, büyük bir maliyetlerde düşüş. Müthiş bir yükselme Peki. var. Ve maliyetlerdeki yükselme bu satış kanallarındaki aracılar vasıtasıyla fiyatın gitgide yükselmesine neden oluyor. Çiftçinin de sürekli tepesine vuruluyor ki enflasyonu tetiklemesin diye. Ama çiftçinin maliyetleri nedir? Kaça üretiyor? Kimse kaça satması gerekiyor? Evet. Buna bakmayıp sadece fiyat odaklı takip yapıldığından ve çiftçinin sürekli fiyatının tepesine vurulup alım gücü gerilediğinden de tarlalarda, bahçelerde, ahırlarda üretim yapan çiftçi kalmıyor, alanı terk ediyor. Peki, bunu şimdi Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Abdullah Aysu ile birlikteyiz. Ona da soralım. Girdi fiyatlarındaki artış Ahmet Bey teşhisi koydu. Et fiyatlarındaki artışın temel sebebi. Biz aynı sorunun tarımda da, tarımsal ürünlerde de, gıda ürünlerinde de olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yıl işte gübre vesaire girdi fiyatlarında müthiş bir artış oldu. İthalata bağımlı olarak. Size soralım, artışın sebebi, yani bu işte bir yıldır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen sebze meyve fiyatlarındaki astronomik artışın sebebi ne? Niçin artıyor fiyatlar? Şimdi ona gelmeden önce izninizle şeyden söz edeyim kısaca. Bütün bunları belki konuşmamız gerekmiyor. Çünkü hayvancılık politikaları çok yanlış. Türkiye gerçekliğine uymayan bir hayvancılık politikasını biz sürdürüyoruz. Bu nedir? Bizim kendi jeopolitik durumumuza ve ot durumumuza baktığımızda bizim sığır yetiştirmemiz gerekmiyor. İnek yetiştirmemiz gerekmiyor. Bizim yetiştireceğimiz inek ve sığırlar bizim kendi otlarımıza uygun olan ve her evde bir iki tane ineğin bulunduğu ve bir köydeki bir sığırtmaç tarafından da su kenarındaki yüksek otlakların olduğu bölümlerde otlatarak maliyeti tamamen sıfırlamak mümkün. Ama esas olarak bizim koyunculuk yapmamız lazım. Çünkü Türkiye'nin toprakları, jeopolitik durumu ve ot durumu esas olarak koyunculuğa elverişli. Türkiye toprakları çok büyük başa uygun değil diyorsunuz. Değil. Kesinlikle, yani ot durumu büyük başa bitki uygun değil. Dolayısıyla zaten arazilerimizin %70'inden fazlası da bizim hububatla ilgilidir.
Dolayısıyla Anadolu'da bir söz vardır, bir tekerleme vardır. Der ki, buğdayla koyun, gerisi oyun. Ha, evet, Türkiye'nin gerçeği bu diyorsunuz. Evet, buğday, gerçek bu. Dolayısıyla biz bir yem ithal etmek durumunda kalıyoruz. Gene yem ithal edebiliriz belki ama bu kadar değil, bu oranlarda değil. Biz koyunculuk yapacak olursak bunları yapmamıza gerek yok. Peki, güzel. Yani hayvancılıkta yapısal bir sorun da var diyorsunuz evet. Siz. Yani bir güncel bir, işin bir güncel bacağı var. Yani girdi fiyatlarındaki artış. Bir de yapısal kök bir problem var. O da Türkiye topraklarının uygun olmaması mevcut hayvancılık yapısına. Gıdaya dönecek olursak, demin sorduğum soru. Yani Türkiye çünkü onu merak ediyor. Hani sebzedeki bu, hani kışın yaşadığımız işte patlıcandaki, sivri biberdeki akıl almaz fiyat artışları neydi o? Ya, ve şimdi bitti mi? Yani hayır, nasıl bir... 12 temel nedeni var ve şu anda da aslında biz yanılsamalı bir biçimde konuşuyoruz. Biz diyor, şu anda fiyatlar düşmüş değildir esas. Yani gerçek, reel bir düşüş değil bu. Niye gerçek, reel bir düşüş değil? Bir kere bir üretim girdileri, sevgili başkanın da söylediği gibi üretim girdileri yükseliyor ve döviz endeksli. Dövizde her oynadığınızda o fiyatı yükseltirsiniz. İkinci olarak da üretimden pazarlamaya olan zincirindeki ara duraklar çok fazla. Ve 7 tane ara duraktan söz edebiliriz. Bu 7 tane ara durağın hepsinde şeyler var, tüccarlar var, komisyoncular var, nakliyeciler var ve bunlar hepsi kendi kazancını koyuyor üzerine. Ve sonuç itibariyle bize gelene kadar o her durakta komisyoncular ve tüccarlar para üzerine karlarını koyarken devlet de vergisini koyuyor üzerine. Ve 2 tane hale uğruyor, 2 tane halde de rüsum veriliyor. Dolayısıyla bunları alt alta topladığımızda bu fiyatların olmaması gerekiyor. Peki şimdi o zaman tanzim satışlar doğru muydu? Hayır, yanlıştı. Şöyleydi, tanzim satışlar aslında o günkü fiyatlardan çok daha yüksek, fiyatlar daha yüksek tecelli ediyordu. Fakat onlar örtülü ödenekten, yani gizlenmiş bir fiyatlandırma vardı. Şöyle ki, o kime sağlattırıldı? Sağlayıcı kimdi? Tarım kredi kooperatifleriydi. Tarım kredi kooperatiflerinin elemanları tarlaya gidip tüccar yerine alım yapıyordu. Şimdi bir, bunlar maaşı eklenmedi üzerine. Oradan gene devletin araçlarıyla şehirlere geldi. Bunun maliyeti üzerine eklenmedi. Ve aynı şekilde bunu pazarlarken pazarlama noktasında da gene belediyenin elemanları çalıştı. Maliyetin üzerinde bu yoktu. Hale girmeden çıktığı için, geldiği için şeyler rüsumdan rüsum alınmıyordu. Bir de o ara duraklarda sözünü ettiğim devletin o vergileri alınmıyordu. Bunları üst üste eklediğimizde onun 1,5 katıdır. Gerçek fiyat. O dönemdeki fiyatın 1,5 katıydı. Peki bugün tanzim satışlar sürüyor aslında. Onu Ahmet Bey'e soralım. Yani bir de şunu ilave edeyim. Tabii. Yer kirası yoktu, doğalgaz, elektrik, su faturası yoktu, çalışanların maaşı ve SGK'ları yoktu. Bütün bunları tanzim satışların ücretinin üzerine eklediğinizde market fiyatına ya da daha üstüne bile gelen fiyatlardı. Peki şu anda özür dilerim. Yani pardon. Buyurun. Şeyi söyleyeyim bir de. Yani neden gerçek değil şu andaki fiyatlar? O dönemde bile, bakın o çok gürültünün koparıldığı dönemde bile soğan çiftçiden 40 kuruştan çıkıyordu. 40 kuruştan çıkıyordu. 40 kuruştan çıkıyordu. En yüksek fiyat 40 kuruştu. Evet, en yüksek fiyat, aslında sözünü ettim, en yüksek fiyat 40 kuruş. Şu anda sebzenin ilk çıktığı noktada, hani düştü diyoruz ya, ilk çıktığı noktayla buraya kıyasladığımızda gene arada 7 kat var. 6 katının aşağısında değil. Dolayısıyla bu bir geçiş mevsiminde çoğalmadan dolayı bir miktar fiyat düşüyor. Ama şu anki düşüşün sebebini söylüyorsunuz. Evet, şu andaki çiftçinin fiyatıyla, elinden çıkarttığı fiyatla tüketicinin satın aldığı fiyat arasında gene 6 kat var. Yani sanmayalım ki fiyat üretim arttı, ucuzladı değil. Yani tek başına. Gene orada çiftçi sömürülüyor. Gene aradakiler kazancını elde ediyor ve gene tüketici sömürülüyor. Ve bu yine gerçek... havalar soğuduğunda önümüzdeki kış fiyatlar yine herhalde evet. Hani herkesi isyan ettiren seviyelere geri dönecek gibi gözüküyor. Hatta aradaki kişi sayısı çok olduğundan onlar da kazanamadıkları için ağlıyorlar. Yani evet. Onların da aradaki komisyoncular da onların sayısı da çok fazla. Yani 7 tane
Başlangıçtan evet. Sepete kadar 7 tane. Peki şimdi tarımın genel büyük problemleri var. Bunu siz de daha önce ki işte çeşitli yazılarınızda söylemiştiniz. Mesela Türkiye'nin ciddi bir yıllardır ekilen toprakların daralması, evet. Çiftçi sayısındaki azalma, yani çiftçilerin çiftçiliği bırakması, ekilen toprakların daralması diye Türkiye'nin hani büyük bir problemi var. Bunun böyle tanzim satışlarla, bu tip geçici önlemlerle tedavi edilmesi mümkün olmayan çok, yani büyük politikaların, uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesi gereken sorunları var. Neden Türkiye'de ekili alanlar azalıyor? Nedir bunun sebebi? Niye çiftçiler niye bırakıyor çiftçiliği? İşte bu anlattığımız sorunlarda hep fiyat, hani dedim ya, tepesine vuruluyor çiftçinin diye. Hep sonuç odaklı politika ve bunda da en kolay çözüm ithalat yapalım. Sen aşağıdaki sorunu çözmediğin gibi bir de ithalatla daha da zor duruma sokuyorsun. Çiftçi alanı terk ediyor. Unutmadan şunu söyleyeyim. O soğanın fiyatı 7-8 yıldır da 40 kuruştan satıyor çiftçi. 7-8 evet, yıldır sürekli. Da değişmedi. Ama girdi fiyat Artıyor. Nasıl 40 kuruşa i̇şte, satabiliyor? Yukarısına satamıyor işte. Satamazsa ne yapacak soğanı? Şimdi son 16 yıllık tek partinin ülkemizi yönettiği 16 yıllık sürece baktığımızda toplam tarım arazimiz 3 milyon 400 bin hektar küçülmüş. Hemen şöyle kıyaslayalım. Avrupa'nın göbeğindeki Belçika'nın toplam yüz ölçümü 3 milyon hektar. Bizden 4-5 kat yüksek tarımsal ihracatı olan Hollanda'nın toplam yüz ölçümü 4 milyon hektar. Bizim çiftçimizin 16 yılda artık ben kazanamıyorum, emeğimin karşılığını alamıyorum, ekmeye çalıştıkça borcum artıyor diye terk ettiği, boş bıraktığı alan 3.4 milyon hektar. Yani Belçika ve Hollanda Belçika kadar bir, alan. Belçika'dan daha büyük, Hollanda'ya yanaşmış bir alan. Şimdi hani tarım destekleniyor ya, verilen çiftçi destekleri kaç çiftçi alıyor diye bakıyoruz. 2003'te 2.8 milyon çiftçi alıyor. 2017'de 2.1 milyon çiftçiye düşmüş destekleri alan. 700 çiftçi bin çiftçi azalmış. Şimdi biz bunu hep böyle söyleyince tabii nereden alıyoruz rakamları? Tarım Bakanlığı'nın faaliyet raporlarından. Faaliyet raporlarından bu veri de kalktı artık. Öyle çünkü mi? Desteklerin biz yetersiz olduğunu verileriyle söylüyoruz. Buna rağmen çiftçi ÇKS'ye kayıtlı olması lazım çiftçi destekleri alması için. ÇKS'deki kayıtlı çiftçi 700 bin çiftçi azaldıysa ben senin desteğini bile istemiyorum çünkü işe yaramıyor ve alanı terk ediyorum demek. O zaman kritik soru. Neden çiftçiler çiftçiliği bırakıyor? Neden ekilen alan sayısı daralıyor? Nedir bunun sebebi Abdullah Bey? Şimdi bunun temel sebebi şu. Gelişmiş ülkelerde fiyatlar belirlenirken, tarımsal ürün fiyatları belirlenirken maliyet artı %25 kazanç artı insanca yaşam payı üzerine eklenir. Buna göre fiyat belirlenir. Ve bu fiyatın altına düşmeye başladığından itibaren devlet devreye girer ve bunu alarak piyasayı yeniden düzenler, regüle eder. Ama bizde böyle bir durum yok. Bizde devlet bir örneğin hububatta bir taban fiyatı açıklar. Aslında açıkladığı fiyat taban fiyat değildir. Tavan fiyattır. O tavan fiyat, açıkladığı tavan fiyattır. Onun üstü, normali şudur. O açıklanan fiyatın altına düştüğünde ben alacağım demektir. Bunu almaz yeterince alım yapmaz, piyasayı regüle etmez ve bunun üzerine de bu sefer bunun farkında olan ve bilen tüccar bunun altında fiyat belirleyerek almaya başlar. Şimdi fiyatı 1.550 diye belirlediği fiyatı 1.200'den, 1.100'den şu anda tüccar topluyor. Aynı şekilde çayı ele aldığımızda çayda 3.3 olarak devlet belirliyor fiyatı ama özel sektör bir sene sonrası için 2.90 diyor öderim. 2.90 üzerim bu. Bir seneye Ağustos ayında parayı alacaksan 2.90. Yok haftalık istiyorsan 2 lira diyor. Ve şey istiyorsan işte Ekim-Kasım'da istiyorsan diyor 2.20 diyor. Yani şimdi fiyatlar bu şekilde tecelli ediyor. Yani devletin koyduğu o fiyat aslında tavan fiyat. Yani evet. Gerçekte sahada
fiiliyatta o fiyatlar da geçerli değil. Geçerli değil ve bunu aslında devletin elinde Çaykur var, bu piyasayı regüle edebilir. Devletin elinde Toprak Mahsulleri Ofisi var, bu piyasayı regüle edebilir. Regüle edebilmesi için de 5-6 milyon ton buğday alması yeterlidir. Ve şeyde de benzer bir biçimde biz çayda şunu öneriyoruz, diyoruz ki çay konusunda Çaykur tamamını alsın, özel sektörde Çaykur'dan satın alsın. Çünkü 44 tane fabrika var. Bütün bunların hepsini işlemeye muktedir. Daha geçenlerde bakanlık açıklama yaptı. Günlük kapasitemiz 6500 tondu ama şu anda 9100 tona çıkarttık dedi. 9100 tona çıkarıyorsunuz ama deponuzda 80.000 ton civarında şeyiniz var, çayınız var, satamıyorsunuz. O yan kuruluştaki kurduğunuz o şirketler neyin nesi? Bunlar niye pazarlamıyor? Ve neden durmadan zarar ediyor Çaykur? Ne, hangi bankalardan, hangi koşullardan kredi sağlıyorsunuz? Batırmak için ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bütün bunları gören bir yerden özetle maliyet artı %25 kazanç artı insanca yaşam payını üzerine ekleyerek bir fiyat belirlendiğinde herkes geri toprağını işler ve kentten de tekrar kıra geri dönüş başlar. Çiftçilerin bırakma sebebi bu diyorsunuz. Yani ellerine gelen kazanç onları yaşatmaya, belli bir refah seviyesi içinde yaşatmaya yetmiyor. Olmadığı için de şeyi bırakıyorlar, çiftçiliği bırakıyorlar. Ne yapıyorlar? Kentlere mi gidiyorlar? Yani bu yani, büyük oranlı... Gitmelerine gerek kalmadı, kent ayaklarına gitti. Daha mı iyi oldu? O kısmı anlatayım. 2012 yılında Büyükşehir Kanunu çıkarıldı. Belediye sınırları, pardon, il sınırları belediye sınırı oldu. 30 tane il büyükşehir ilan edildi bu kanun kapsamında. Şimdi şöyle 30 ili haritaya koyduğunuzda büyük iller yüz ölçümü ve haritanın yarısını kaplıyor. Türkiye'nin yarısını kaplıyor. Yani artık Türkiye'nin yarısı kırsal alandan çıktı. Tamamıyla şehir alanı oldu. 38 bin köyümüz vardı. Onun 7-18 bin tanesi o kanunla mahalleye dönüştü. Şimdi o mahalledeki çiftçi çiftçi değil mi? Yine çiftçi. Ama eskiden kırsal alanda yaşıyordu ki Avrupa Birliği'nin hala topraklarının %80'i kırsal alandır. Bunu unutmayalım. Biz şehirli olduk. Çiftçi şehirli olunca ne oldu? Yani çiftçi için ne fark etti? Şey şu oldu. Daha hızlı toprağını terk ediyor. Daha hızlı kaçıyor toprağından. Kaçmak zorunda kalıyor. Neden? Köy yerinde bir takım vergilerden muafken kentli olunca geliri yine aynı gelir, kazanamama geliri ama vergiler, ek vergiler geldi. Şehirli olmanın gerektirdiği vergiler binmeye başladı. Bu adamlar zaten kazanamadıkları için köylerini terk edip şehirlere gidiyordu. Mahalle olunca daha hızlı köylerin boşalma projesi olarak karşımıza çıktı. Yani somut olarak sermayenin ucuz iş gücü sağlanıyor fakat Türkiye'nin toprakları boşalıyor ve bitkisel ürünlerde, hayvansal ürünlerde de Türkiye tamamıyla dışa yönelik ithalatçı bir ülke durumuna dönüşüyor ki bu da ekonomik bağımsızlığınız yoksa, gıda egemenliğiniz, bağımsızlığınız yoksa neyiniz olursa olsun size bir ambargo konduğunda aç kaldığınızda bakın Katar bizden çok daha zengin bir ülke bir ambargo kondu tutup cep telefonlarını yemediler. Türkiye'den giden gıda tırları olmasaydı açlıklarından öleceklerdi. Dolayısıyla peki, bu süreç bu şekilde devam ederse yani bu tarım alanlarındaki daralma, çiftçi yapanların sayısındaki düşüş devam ederse Türkiye şu an zaten belirli gıda ürünlerini ithal ediyor. İthal ettiği gıda ürünlerinin sayısı artacak mı önümüzdeki? Zaten artıyor ithal zaten. Etmediği ürün yok ki Türkiye'nin. Evet. Türkiye'nin ithal etmediği ürün yok yani. Varsa bir tane gösterin. Fındıkta biz birinci değil miyiz? Dünya birincisi %70'ini üretiyoruz. Evet. Biz fındık ithal etmiyor muyuz? Hem de İsveç'ten ithal ettik değil mi sevgili? Norveç'ten fındık, ithal ettik. Fındık ağacı olmayan Norveç'ten yani fındık ithal bakın o 1 minute dendiği sene İsrail'den fındık aldık. Başka yani, neler alıyoruz mesela yani, şu anda yurt dışından? Biz hemen aklınıza gelebilecek her ürün
Türkiye'ye ithal ediliyor. Salatalık, karpuz... Ana vatan olduğumuz nohut, mercimek, baklagiller dahi Kanada'dan, Hindistan'dan, Meksika'dan, Amerika'dan ithal ediyoruz. Buğdayın ana vatanıyız, Rusya'dan, Ukrayna'dan ithal ediyoruz. Yani aklınıza gelen hemen her ürünü ithal ediyoruz. Peki, çok güzel. Güzel bir şekilde inceledik, sebeplerine baktık gıda fiyatlarındaki artışın. Şimdi son bölümde çözüm yolunu hızlıca size soracağım. Yani çiftçi sayısındaki düşüş, tarımsal alanlardaki azalma, girdi fiyatlarındaki artış. Bu problemler, bunlar büyük problemler. Nasıl önlenir? Nedir bu işin çaresi? 1980'li yıllarla başlayan neoliberal politikalar çerçevesinde devlet çiftçiyle ilişkisini kopardı. Sermaye çiftçi ilişkisi başladı. Bu devlet çiftçi ilişkisinin yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Tarımın desteklenmesi gerekiyor. Tıpkı Avrupa Birliği'nde olduğu gibi. Avrupa Birliği hala bütçesinin %45'ini tarımsal desteklere ayırır. Bizde bu oran %1.8'dir. Bütçe içinde. Evet, bütçedeki payı. Dolayısıyla hiçbir şey hükmünde zaten. Bundan kurtulmak isteyen çiftçi bankaların tarımsal kredilerine gider. O da geçen yıla göre %55 oranında icra borcu artmış vaziyette bankalara. Demek ki desteklememiz, tıpkı gelişmiş ülkeler gibi örnek alıp desteklememiz gerekiyor. Kooperatifleştirmemiz gerekiyor. Kooperatifleştirmeden de öte etkili ve verimli, tıpkı Avrupa Birliği ve Amerika'nın gibi etkili verimli çalışması gerekiyor. Bakın, Amerika'nın nüfusu 310 milyon, kooperatif üyesi sayısı 350 milyon, daha fazla, 40 milyon daha fazla. Ama Türkiye'de yıllardır konuşulur bu kooperatif meselesi, bir türlü siyasi olmamış. Bir yapılanma olarak bakıldığı için var olan kooperatifler de etkili ve verimli çalıştırılmamıştır Türkiye'de olan da. Dolayısıyla bütün kapitalist ülkeler kalkınmalarını, zorluk yaşadıkları alandaki çözümleri kooperatif yapılarla aşmışlardır. Türkiye'de ise kooperatife siyasi bir gözde aman yanaşmayın şeklinde gösterildi. Buna yanaşacağız artık. Başka çaresi yok. Tarımsal kitleri satın özelleştirin diyen Avrupa Birliği'nde 27 ana üretim dalında 27 tane müdahale kurumu var. Bizim tarımsal kitlerin karşılığı. Biz ne yapıyoruz? Tarımsal kitlerimizi satıyoruz, işlevsizleştiriyoruz. Az önce Abdullah Başkan dediği üzere Çaykur kullandığı kredilerle batağa doğru götürülüyor. Tekeller aynı şekilde iflas ettirildi. Ya tekellerimizi, kitlerimizi, tarımsal kitlerimizi yok ediyoruz. Tarımın ayakta durması için bunların olması lazım. Yeniden tesis etmemiz lazım. Abdullah Bey, sizce çözüm yolu, demin gerçi biraz değindiğiniz, devletin regüle etmesi lazım dediğiniz zaman daha detaylı. Tarımsal kitlerle bir yeniden inşa ederek regüle etmesi lazım. Kooperatifleri doğru dürüst çalıştırması lazım. Bizim kooperatiflerimiz yakın zamana kadar devlet vesayeti altındaydı ve bu ülkede bir burjuvazi yaratmak için çabaladı. 100 büyük firmanın arasındaydı 16'sı ve bu bütün o burjuvaziyi yaratmaya çalıştı ama en sonunda onun kendi entegre tesislerini anonim şirketlere dönüştürüp ve pazarlama ünitelerini anonim şirketlere dönüştürüp ana gövdeden alıp koparıp şirketlere devrettiler. Yani kooperatifleri özelleştiren bir ülkeyiz biz. Ve oysa ki çiftçi normal şartlarda kooperatife ürününü verir, o ürün işlenir. İşlenen o üründe pazarlanır. Pazarlandıktan sonra onun içerisine ihtiyat akçesi ayrılır. Diğer masraflar çıkarılır. Ve aradaki kalan kazanç tekrar ne kadar ürün verdiyse çiftçiye verilir. Buna risturum payı denir. Bu risturum payıyla biz 1937'lerden bu yana bir burjuvazi yaratmaya çalışıyoruz ama beceremedik. Burjuvazi de oluşamadı bu ülkede. Çünkü sürekli tarımdan oraya kaynak aktarıldı. Oysa omurga tarımdı. Sanayi tarımda inşa edilmişti. Kaynak oraya geri dönmediği için ve omurga kırıldı. Omurga kırıldığı için şimdi yeni baştan bu omurganın inşa edilmesi lazım. Yoksa Türkiye'nin krizden hiçbir biçimde çıkması mümkün değil. O omurgayı yeniden inşa etmezse ve yeniden o tarıma dayalı sanayisini oluşturmazsa ve onun üzerinden üretimden pazarlamaya zincirini tekrar ele geçirmez de gıda egemenliğini yeniden çiftçi ve tüketici birlikte ele almazsa
Türkiye'nin krizden çıkması mümkün değildir. Teşekkürler. Ve çiftçinin de kurtulması mümkün değil. Evet, teşekkürler. Bugün tarım fiyat, gıda fiyatlarındaki artışın sebeplerini biraz incelemeye çalıştık. Ziraat Mühendisleri, İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Ahmet Atalık ve Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Sayın Abdullah Aysu'yla birlikteydik. Özetleyecek olursak, girdi fiyatlarında artış var. Tarımsal ürünlerde ve hayvancılık ürünlerinde. Çünkü bunların bir kısmı ithalatla çözüleceğine dair bir iyimser, naif bir inanç oluşmuştu son yıllarda. Ama dolar ve euro patlayınca haliyle ithal gelen ürünlerin fiyatlarında astronomik artışlar oldu. Ve onlar iç piyasaya, marketlerin raflarına yansıdı. Bu biraz daha güncel sorun. Bir de daha uzun vadeli yapısal problemler var. Bunlar da ekili alanların azalması, çiftçilerin biraz önce Ahmet Bey'in ve Abdullah Bey'in anlattığı gibi çiftçilerin çiftçiliği terk etmesi. Öneri devletin tarımdaki başat işlevini yeniden üstlenmesi yönünde. Yeniden önümüzdeki günlerde bir arada olacağız. Teşekkürler.